Merhabalar. Bugün Salda Gölü kenarındaki Yeşilova Belediye Halk Plajı'ndayız. Burası sadece bir halk plajı değil, aynı zamanda çadır kurabileceğiniz, bungalov imkanlarından yararlanabileceğiniz bir yer. Size Salda hakkında biraz bilgi vermek için bu inceleme videosunu hazırlamak istiyorum. Önce burayla başladık çünkü konaklama işini burada halledebilirsiniz. Burada dediğim gibi çadır kiralama imkanınız var. Çadırlar 2017 itibariyle 30 lira. Altta bungalovlar var, onları da göstereceğim. Onların fiyatı ise gecelik 75 lira. Eğer kendi çadırımızı kuralım diyorsanız mesela şuralarda veya şuralarda olduğu gibi. Onun için de ayrılmış bir alan var aslında. O zaman da hiçbir ücret ödemiyorsunuz ve size elektriğinizi bile veriyorlar. Yemekler için falan kullanmanız için şurada gördüğünüz bir tesis var. Fiyatları bu tesisinde gayet uygun. Çok fazla çeşit bulamayabilirsiniz ama en azından ihtiyacınızı görebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi tuvaletler var. Birkaç yerde bu şekilde konuşlanmış şekilde. Şimdi çadır alanına tekrar oraya da bir göz atalım. Evet, burası da kendi çadırınızı kurabileceğiniz alan. Özellikle bize şu dubalar içindeki alanda kurmamızı söylediler. Şu tarafta da tuvalet ve banyo var. O açıdan yakınlık açısından fena değil yeri. Şu sağ tarafta ise günübirlik piknikçilerin sadece denize girmek için, göle girmek için gelenlerin bulunduğu yer var. Şimdi buradaki göl kenarından da size bir görüntü vereceğim. Deniz için burası girmek için en uygun yer olmayabilir. Ama konaklama için fena sayılmaz. Bahsettiğim günlük 75 lira olan bungalovlar bunlar. Ama bunlarda anlaşılan birazcık yer bulmak zor oluyor. İşte son anda yer ayırtıp gelmeyen birisi olursa anca öyle yer bulabiliyorsunuz. Çadırlarda da bile yer bulmak sorun olabiliyor. En güzel kendi çadırınıza getirmeniz, bu da aklınıza bulunsun. Veya gelmeden önce yer ayırtabilirsiniz. Kıyıda şöyle bir mekan da var. İşte kahvaltı, köfte, tost, çay falan yazıyor. Hiç kullanmadık şimdilik ama en azından çok acıkırsanız işinizi görebilir. Burası bahsettiğim halk plajının sahil kısmı. Yani fena görünmüyor. Dün çok fazla dalga vardı ama bugün daha sakin ve daha temiz görünüyor. Salda ile ilgili birazcık araştırma yaptıysanız buranın suyunun ve çamurunun cilde, saçlara iyi geldiğini görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Burada da işte onun için açılmış bir çukur var. Burada yüzüne çamur sürüyorlar. Şöyle bir bakarsanız. Gördüğünüz gibi burası o kadar da Maldivlileri andırmıyor. Zaten Maldivler olarak geçen yer. Daha ileride o noktaya da gideceğiz. Burası dediğim gibi Yeşilova Halk Plajı. Ama şöyle denizin netliğine de bir bakın. Daha sonra suyun altından da görüntüler çekebilirim. Şu an fena görünmüyor. Evet, şu anda Yeşilova'dan Salda Köyü'ne doğru yola çıktık. Bu yol üstünde halk plajı var. Halk plajına bir giriş ücreti var, oradan daha sonra bahsedeceğim. Ama şu an ilk durağımız işte Maldivler olarak ünlenen
Salda Köyü'nün oradaki adalar kısmı. O yola da aynı bu yol üzerinden ulaşılıyor. Arada işte bir 6-7 kilometrelik bir mesafe var sanırım. Belki o kadar bile yok. Oranın yoluna girerken giriş kaçırılabiliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Küçük bir tabela var. O tabelanın oraya gelince tekrar size oraya göstereceğim. Bahsettiğimiz Maldivlere ulaşmak için, Maldiv olarak ünlenen yere ulaşmak için Salda Köyü'ne doğru gitmeniz gerekiyor. Göl kenarında bir tur attığınız zaman, zaten göl kenarını takip ederek bir tur attığınız zaman yol sizi Salda'ya çıkaracaktır. Daha sonra kaçırmamanız gereken bir aralık daha var. Orayı tekrar göstereceğim. Salda Köyü'ne doğru döndükten 500 metre sonra şu tabelayı göreceksiniz. Salda Gölü, Maldivler, Beyaz Adalar. İşte bu tabelayla şu yolu takip etmeniz gerekiyor. Bu yolu takip ederseniz sizi çok güzel bir sahile götürecek. Ama bu yolu da gördüğünüz gibi birazcık kötü. Zaten Salda ile ilgili söylenebilecek en büyük olumsuzluk herhalde yollarının kötü olması. Büyük bir çalışma var. Herhalde birkaç yıla bu yollarda daha güzel hale gelir. Söylenebilecek en büyük artı da herhalde fiyatların ucuz olması. Şu ana kadar gittiğimiz her yerde fiyatlar normal şehir merkezlerinden bile çok daha ucuzdu. Bahsettiğim gibi yollar bu şekilde. Oraya gidince de sahile çok fazla yaklaşmamanız gerekiyor. Kıyıya çok fazla yaklaşmamanız gerekiyor. Çünkü bazı yerlerde toprak çok yumuşak ve arabanız takılabilir. Bunun için de ama traktörler orada hazır bekliyor. Oraya ulaştığımızda tekrar göstereceğim zaten. Evet, Türkiye'nin Maldivler olarak geçen yer aslında burası. Dediğim gibi Salda Köyü'nden o tabelayı takip ederseniz buraya ulaşacaksınız. Burada geceden çadır kurmuş olanları görüyorsunuz. Şu an saat bayağı erken. Onun için günübirlikçiler anlaşılan gelmedi. Çok tesis olarak çok fazla bir şey beklemeyin burada. Şu karşıda gördüğünüz kafe var. Orada anladığım kadarıyla kahvaltılık bir şeyler bulabilirsiniz. Çay, kahve falan. Herhangi bir tesis yok. Duştur, tuvalettir. Böyle imkanları bulmanız zor. Burada kamp atabilirsiniz ama dediğim gibi elektrik, duş ve tuvaletten vazgeçmeniz gerekiyor. Bu arada Salda'nın geneli için söyleyeyim. Cep telefonunuzla ilgili internet çok fazla beklemeyin. Hatta yer yer hat bile çekmiyor. Bunu da göz önüne alarak gelirseniz iyi olur. Maldivi kafedeki fiyat listesi. Evet arkadaşlar, şu anda yüzmek için önerilen bir diğer yer olan Salda Gölü Tabiat Parkı'ndayız. Burada küçük büyük işletmeler var. Giriş buraya ücretli. Şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yaya öğrenci 1 lira, tam 2 lira, motosiklet 5, otomobil 7,5, minibüs 22,5 gibi ücretler var. Burada da yüzmenin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Gene size su altından görüntüler paylaşacağım. Tabiat Parkı veya Orman Parkı olarak isimlendiren bölgede gördüğümüz sahil bu şekilde. Gördüğünüz gibi Maldivler daha sanki iç açıcı görünüyordu. Daha keyifli gibiydi ama burası çok kötü değil. Burada birazcık daha tesis var.
Duşlar, banyo, tuvalet, bir tane restoran. Bunlara erişebiliyorsunuz. Bir de ağaçların altında masalar var. Piknik amaçlı düşünürseniz eğer burayı tercih edebilirsiniz. Gene geniş bir sahili var. Suyun altından gene size görüntüler paylaşacağım. Orman parkından da görüntüleri gördünüz. Bizim tercihimiz kesinlikle Maldivler olarak geçen Salda köyünün kenarındaki yer. Burada aşağıda çok fazla görünmüyor bile. Net değil. Aynı zamanda daha çabuk derinleşiyor. Ve alttaki toprak da çok daha yumuşak. Ayağınız içine gömülüyor hissi yaratıyor. Diğer taraf çok uzun mesafelerde sığlığını koruyor. Bunun dışında bizim bilmediğimiz Salda'da görülmesi gereken yerler varsa alttaki yorum kısmına yazmayı unutmayın. Salda ile ilgili çok fazla su yılanı olduğunu duymuş olabilirsiniz. Biz de gelmeden önce bunu duyduk. Ben ama bayağı gözlükle, maskeyle bayağı dolaştım. Bir şey göremedim. Sadece çok küçük kıyıya yakın yerlerde solucana benzer şeyler gördüm. Onu da zaten videoda göreceksiniz. Bu arada buraya gelmişken kıymalı tostunu, kıymalı yumurtalı tostunu denemeyi unutmayın. Bunun için Yeşilova'da yerler de var veya Maldivler'de veya her tesis neredeyse kıymalı tostu yapıyor. Mutlaka denemeden buradan ayrılmayın. Son olarak sizlere gün batışı manzarası için çok güzel bir yer önermek istiyorum. Burası Doğan Baba köyünü geçtikten sonra biraz ileride kalıyor. Maldivlerin tam karşı yakası, yani gölün batı kısmı. Şöyle bir sağa sola gösterirsem de herhalde geldiğinizde burayı birazcık daha rahat tanıyabilirsiniz. Bakın zaten düğün çekimleri için de kullananlar var şu an. Biz bugün hava muhalefet nedeniyle tam aradığımızı bulamadık ama normalde çok güzel bir manzarası olduğunu söylemek istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bunun devamlı gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.